De Hülya'yı podyuma doğru alıyorum. Aa, oraya gidiyor. Hülya ile yer değişiyorsunuz. Doğru, ben de böyle yazmışım. Olsun. Ne haber Hülya? Merhaba, iyiyim hocam, siz? Sağ ol, gayet iyiyiz. Biz de sizler gibi heyecanlıyız diyorum. Ya niye korksun Aleyna şimdi senin şampiyon olmandan? Niye böyle bir şeyi söylüyorsun? Aleyna diyor ki ben şampiyonum diyor zaten her zaman. Evet. Bir sürü şey söylendi aslında. Şimdi evet. Barıştık. Barıştıktan sonra da şey geldi önümüze, ama böyle demiştin, şöyle demiştin, ne oldu? Evet dedim, o dönemde çok sinirliydim. Ben şampiyon olacağım, senin gözünün içine bakacağım. Yine bakacağım tabii bu ki. Arada. Herkesin hayali burada şampiyon tabii olmak. Ki. Hepimiz, ama bir kişi şampiyon olacak sadece. Evet. Ve muhtemelen, ben öyle inanıyorum, yanımda olacak. Tabii ki dönüp bakacağım, ama sevgiyle bakacağım. Kim hak ediyorsa dedin hep sen öyle çünkü. Diyorum, hala öyle söylüyorum, ama tabii ki de ben kendimin hak ettiğini düşünüyorum. Herkes de kendinin hak ettiğini düşünüyor. Aleyna, Hülya mı şampiyon olacak? Hocam tabii ki ben de kendimin hak ettiğini düşünüyorum. Yani 8 aydır buradayız. Tabii ki herkes kendini hak ettiğini düşünecek. Bir yarışmadayız. Hepimizin bir hırsı var. Her ne kadar Eda'nın olmasa da. Yani geldi. Benim şöyle bir korkum tabii ki yok. Yani Hülya şampiyon olursa ben ne yapayım? Vah 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 falan, hiç öyle dertlerim yok. Diyorsun. Şu anda gerçekten yine söylüyorum. Yaklaştıkça bunu daha çok hissediyorum. Tabii ki hak eden kazansın, ama ben de kendimin hak ettiğini düşünüyorum şampiyonluğun. Dolayısıyla bu Hülya da olabilir, Deren de olabilir, Melike de olabilir, Eda da olabilir. Ben yine aynı duyguyu hissediyor olacağım, çünkü ben istiyorum. Ben buradan şampiyon olarak çıkmak istiyorum. Hülya şampiyon olursa ne yaparsın? Tabii ki üzülürüm. Ama sonrasında kalkar tebrik ederim. Ve derim ki doya doya moda serüvenim bitti. Bir kıskanırsın. Peki, ama ya. Hülya, ben de tebrik ederim bu arada. Hülya, Aleyna şampiyon olursa. Tebrik ederim. Melike şampiyon olursa. Tebrik ederim. Eda şampiyon olursa. Ay, onu bile tebrik ederim Deren hocam. Deren şampiyon olursa. O da olmasın artık hocam. Ay Deren ne diyor ya? Yani. Olacak mı kız? Ya olursam. Ya olursam, ya olursam. Yani şanslıyım, olabilirim Hülya'cığım, yani bekle benden. Ay Leyla'cığım, hiç üzülme, onlar sen şimdi yenisin diye öyle diyorlar. Bakma bizim de üzülmüyorum güldüğümüze zaten. Hayır, bir de ben bir üzülmüyorum şey söyleyeceğim. Üzülmüyorum, zaten biliyor olmayacaklar. Hayır, olursa ne olur? Bir dakika, hiç bu iş hiç belli hocam, olmaz. Hocam ben bugün elenip gidiyorum dedi zaten ki. Kim? Deren. Göreceğiz, ben, bitişinde göreceğiz. Hayır, belki elenirim ama umarım elenmem. Belki de elenmem. Yok, şanslı bir kızım dedim Eda'cığım. Asla senin gibi en azından kendimi yani. Yarışmacı ruhu olarak ne görmüyor var? Değilim. İnançlı da yani. Evet. Şöyle, sen arkada bana dedin ki ben kendimi ilk üçte bile görmüyorum. Ben de sana dedim ki lan ben de bunu dedi be. Onu da mı söyledi? Bunu da mı dedi? Biz aynı serviste gidiyoruz, böyle söyledin. Tamam hayatım, size evet. Öyle söylediğimi düşün. Helal olsun hayatım, bak boğazında kaldı cümlesi. Allah bile söyletmedi. Söylemeyeyim. Tuttum içimde. Kamar şekerim, sen haklısın, sen en büyüksün, sen de şeysin. Tamam, şimdi kendini atmaya çalış. Ben şeyimi, tacımı taktım da bunların suratını çok merak sen ediyorum. Sen bence o tacı takarsın kendine. Siz en son benim aklımda bır konuşurken ben kolye almıştım. Üçüncü kolyemi hatırlatırım size. Ben belki böyle taktik ya, yapıyorum. Ya Eda bırakma ya. Deren'cim. Öyle mi dedi? Evet gerçekten. Ne dedi? Ben dedi üçüncü bile olmayacağım. Dedi ki ben kendimi ilk üçte bile görmüyorum. Finale gelirsem ki geleceğim dedi. Ama dedi i̇şte orada zaten final son olacağı için ben kendimi elenmiş gibi hissetmeyeceğim. Bu benim için yeterli dedi. Kimi görüyormuş ilk üçte? Sen bilirsin. İlkte Aleyna'yı... Aleyna deyip Hülya'yı göstermişti. Hülya'yı, Aleyna'yı ve Melike'yi ilk üçte görüyormuş. Sen cümleleri kurdun evet. Mu gerçekten? Ya daha bu sabah hepimizin yanında söylediğin tamam, cümleyi... Tamam ne dedim? Söyledim cümleyi aynen. Çünkü ben ne söyleyeyim? Söyleyemeyiz onu burada. Söyler misin? Hayır bakın yani ben şunu söyledim. Yani buraya kadar geldim. Bu benim için yeterli. Bu da bir başarı bir şey değil. Onu mu dedi? Ben öyle söyledim. İşte. Az önce şurada otururken o cümleyi kurdum zaten. Yine saptırıyorlar, manipüle ediyor. Bakın ben buraya ilk geldiğimde buraya seçilmekti. Mülakatı geçmekti. Tamam, step by step. Yine ya. Sonra elenmemekti. Sonra kolye almaktı. Sonrasında finale kalmaktı. Finale kalırsam evet. Da derece yani. Almak. Step by step by diyorum. Peki fiyatları söyle çocuğum. Tabii susmuşken. Ki. Ayakkabılarım 100 TL doya doya modaya özel. Elbisem 500 TL. Bir tane kocaman bir küpe almıştım. Onu kullanmadım. Ona 100 TL verdim. Yüzüğüm ve bu küpeme 90 TL ödedim. Bu kadar. Şık, sade, zarif ve yalın.
seni öyle görüyorum şu anda. Zarif, şık, sade ve yalın. Abartmamışsın. Hı hı. Tebrik ediyorum. Daha başka söyleyecek hiçbir sözüm yok Hülya. Aferin. Teşekkür ederim hocam. Bugün farz edin ki finali çekiyoruz. Bu efsane mi şampiyon olacaksın? Bu klas mı klas? Çünkü risksiz. Hı hı. Çünkü siyah beyaz. Bitti. Hemen enseye bir topuz, iki pırlanta küpe, biraz belirgin bir makyaj veya açık renk makyaj veya bir kırmızı ruj. Neticede siyah beyaz çok güzel taşır. Doğru klasik saten bir ayakkabı. Ben bugün sizin şov yapmanızı bekledim. Şovu final günü yapacağız Gülşen Hanım. Bu ama sadece final provası. Bu yani provası burada sadece da bunu yapsaydınız, beni en azından heyecanlandırsaydınız yeni hafta için. Sen bunun tillahını giydin burada. Çok daha efsane elbiseler giydin. Kendi yaptığın, kendi tasarladığın neler neler giydin. Bu şekilde mi geliyorsun? Elbise güzel mi? Güzel. Ama sıradan. Sıradan mı? Evet sıradan. Niye şaşırıyorsun? Sen bundan en az 20 tane daha güzel elbise giydin burada. En az 20 tane daha şık tuvalet giydin burada. Bu dümdüz bir şey. O gün var ya en ufacık bir hatanda tak diye Eda şampiyon olmuş. O zaman kafanı oraya mı vurursun, gelip benim masaya mı vurursun? Bilmiyorum yani. Böyle gelmemeliydin sen. Çok güzel bir elbise üstündeki, çok şık. Ama bu şampiyonluk provasının elbisesi değil. Sana da geleceğiz. Sana da. Tane tane her birine katılıyorum. Çok daha güzel elbiselerle geldim buraya. Çok zarif görünüyorsun. Önden baktığımız look pırıl pırıl. Ama yetersiz Hülya. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Evet, puanlarımızı not ettik. Senin yerine uğurluyoruz. Aleyna'yı alıyoruz podyuma. Şimdi madem prova. Hoş geldin Aleyna. Hoş buldum. Final günü gözünüzün yaşına bakmayacağım. Oradan tutturulmuş bir iğne, buradan kaymış bir yaka. Bırak bir indir bir ellerini o drape. Oradan yukarılara çıkmış, dön arkanı. Mesela o fermuar orada katlanmış. Yakarım. Biliyorum. Bak yakarım. Hepinize söylüyorum. Biz bugüne kadar öğrettik. Siz çalıştınız. O final günü üniversite sınavına giriyorsunuz. Bu kadar basit. Hiç kabul etmem. Ne etek boyunun 2 santim uzun olmasını, ne 2 santim kısa olmasını, ne işte yok drapem şöyle oldu, böyle oldu, ne saçma sapan bir ayakkabı, ne makyajınıza kadar ya. Buraya star gibi geleceksiniz. Saçma sapan, onu buldum hocam. Enerji veriyorum hocam. Tacımı da taktım hocam. Evet öyleydi de ben bunu aldım da hani ben daha önce bunu yaptım da bitti. Bu sezonu bitiriyoruz.